Evet. Hemen hızlı bir başlangıç yapalım. Sona kalan dona kalmasın. Özellikle Sayın Nihat Sırdar birazdan aramızdan ayrılacak. Şimdi son panelimiz sosyal medya. Sosyal medyayı konuşurken tabii yeni medyanın içinde bir şey olarak konuşacağız. Konuklarımızı sırayla tanıtırken ben biraz kendileri hakkında da bilgi vereyim. Nihat Sırdar, radyo programcısı. Herhalde radyoculuk ilk çıktığından beri kendisi çok küçük yaşlardan beri radyocu hatta. Evet, 19 sene oldu. Evet, ben de çok ilginç, 2001 yılında Turkcell'de çalışırken ilk Nihat Sırdar bizim şeyi ziyarete gelmiş, şirketi. Ve o zaman SMS'le ilk katma değerli hizmet yapan geleneksel medya üzerinden kişilerden birisidir Nihat Sırdar ve kendisi düşünerek bulmuştur. Tahmin ediyorum bu şey. Evet, Çünkü o doğru. zamanlar yoktu bu. Yok, o tamamen tesadüfen başlamış bir şeydi. Sabahları yolda dinleyen insanlara trafik durumu vermek gerekiyor ve sadece Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün işte memurunun mesaiye başladığında her sabah gönderdiği bir rutin faks var. Hep aynı faks geliyor ama. Ve öyle değil yani, kaza oluyor, bir şey oluyor, şimdiki gibi böyle bir internet sistemi yok. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Cep telefonları o dönem yeni, daha böyle yeni yeni popüler olmaya başlamıştı. Ben de böyle bir SMS sistemi kurabilir miyiz diye konuşmaya başladım. Hatta ben ilk anonsu yaptığımda, yani SMS sistemi değil de yolda dinleyenler arasınlar dediğimde radyonun santrali çökmüştü ilk gün. O gün santral değiştirildi. O zaman anladım ben bir şeyler olacağını zaten. Ondan sonra o SMS işine dönüştü ve dediğiniz doğru, yani ilk o katma değer işi oradan başladı. Yani ben 19 senedir yapınca bu işi, yani şöyle bir nesiliz biz aslında. Ben 76 doğumluyum. Telefonlarda 3 ayrı jetonun olduğu dönemde, yani her evde telefonun olmadığı, mahallede bir evde telefonun, iki evde telefonun olduğu, ankesörlü telefonlarda milletler arası, şehirler arası ve şehir içi görüşmeler için ayrı ayrı jetonların kullandığı bir dönemden şu döneme geldik biz şu anda. Yani buradan şimdi işte ben dinlerken hocaları anlayamadığım bölümlerde, ki büyük bölümünü anlamadım zaten, şey mesajı atıyordum işte, bu akşam ne konuşalım acaba programda diye. Buradan dinleyicilere mesaj atıp bu akşamın konusunu belirledik mesela. Birazdan yayına gireceğimiz zaman, yani girdiğimde konuşacağım konunun ne olduğu az önce belli oldu ve bu sayede belli oldu. Yani o günden bugüne inanılmaz bir süratle inanılmaz bir gelişim var. Yani fax okumaktan SMS'e geçmek, SMS'ten e-mail'e geçmek, e-mail'den Facebook'a geçmek, oradan Twitter'a geçmek. Ya bir sonraki aşamanın ne olacağını çok merak ediyorum ben ya. Şimdi yalnız sizin çok ilginç bir şey var. Tabii bu mesela Nihat Sırdar'da benim gördüğüm çok önemli bir özellik. SMS gibi bir platformu kullanarak oradan bir sosyal medya yaratması. Yani Ha evet, o oldu, şey doğru. sosyal medya işte bizim hani jargonuyla kullandığımız dönemde aşağı yukarı işte 3-4 senelik bir şey aslında. Evet, doğru. Fakat Nihat Sırdar'ın kullanımına baktığımda ben şimdi mesela akşamları bazen programın tamamen içeriğini izleyicilerin verdiği bir şey var orada, etkileşim var. Tabii İşte bizim tabii. burada şey başında siz yoktunuz ama işte biz yeni medyanın temel kavramlarını koyuyoruz da işte etkileşim onların en başında geliyor. Ve de geleneksel medyanın bunu yapamadığını iddia ediyoruz da hani eksik kaldığını iddia ediyoruz. Siz oradan bir bypass yoluyla Yo kendi yo tabii şeyinizi tabii. yaratıp Ben kesinlikle çok besleyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şimdi hafta içi her gün iki program yapıyorum. Sabahları 2 saat, akşamları 1,5 saat. Ve ben tabii konu bulma sıkıntısı çekmiyorum açıkçası. Çünkü ben güncel üzerine konuşuyorum. Yani durum mizahı yapmıyorum. Akşam programı biraz daha mizah üzerine ama sabah programı daha ziyade güncel gelişmeler üzerine, güncel mizah üzerine. Dolayısıyla orada mutlaka sadece benim düşündüğüm değil de o gündemdeki konu neyse, misal işte bugün şey vardı. Bir şey mi var orada ben? Yok yok. Ha, benim Siz kaçırdığım bir arkadaşlık şey var. olmayın. Bu sabah mesela şey vardı, işte bu elektrik faturalarında ve su faturalarında bir takım yeni şeyler ödüyoruz biz, kalemler ödüyoruz. Kanal kullanım ücreti diye bir şey çıkmış mesela şimdi. Bu ne kanalı olabilir? Acaba işte su faturalarına başka ne gibi kalemler ekleyebiliriz diye bir konu açarak, ya bunu SMS yoluyla da, Twitter yoluyla da, Facebook yoluyla da çok böyle ciddi bir şekilde besleyerek, ama dediğiniz doğru, bunu SMS ile başladım ben. Ve hakikaten böyle internet bu kadar yoğun kullanılmıyorken, sosyal medya diye bir kavram yokken oradan bir sosyalleşme durumu ciddi manada vardı. Yani SMS'i sosyal medya olarak kullandım. Çok uzun zaman kullandım ben ama onun öncesini de biliyorum işte. Ve ya bu hız gerçekten çok şaşırtıcı bir hız. Şu anda bizim geldiğimiz nokta inanılmaz bir nokta. Eskiden
şuradan yayın yapmak. Yani işte ben ineceğim, yan taraftaki bir minibüsün içindeki bir yani yayın aracından yayın yapacağım. Eskiden çanak getir, işte link gör, bilmem ne yap falan filan derken şimdi internetten yapacağım yayını. Ya ve bundan yapacağım. Sadece şu kadarlık. Yani telefon üzerinden, baz istasyonu üzerinden yayın stüdyoya göndereceğim ve internet üzerinden yayın yapacağım ve dünyanın her yerinden yapabiliyorum ben bunu. Bir çanta ile gidiyorum. Bir çanta, bir bilgisayar, bir mikser, böyle küçük bir mikser, bir kulaklıklı mikrofonla yayın yapabiliyorum. Ya teknolojinin getirdiği avantaj inanılmaz ama az önce hocanın söylediği gibi çok kötü tarafları da var. Onları biz bizzat yaşıyoruz. İnsanlar üzerindeki etkisi bireysel olarak çok tuhaf, çok ilginç ama benim gibi mesela işte Twitter'da 120 bin takipçisi olan bir adam için de bir takım sakıncaları var. Bunu muhtemelen işte Ahmet abi de yaşıyordur mesela. Bir konuyla ilgili fikir yazıyorsunuz. Misal Fenerbahçeliyim ben. Fenerbahçe maçı bittikten sonra ya hani tebrikler Fenerbahçe diye bir şey. Çok basit, çok masum bir şey yazıyorum ben. Ya gelen küfürlere inanamazsınız ya. İnanamazsınız yani ve bu hani umurunda olmaz insanın diye düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor işte. Yani birinciden, ikinciden, üçüncüden, beşinciden sürekli bir blok hali var. Blok, sil, blok, 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 blok. Böyle sürekli insanları engelliyorsunuz. Ama o ciddi manada etkiliyor insanı. Yani bu yaratıcı olan, sosyal medyayı beslenmek amacıyla kullanan gazetecilerde, ne bileyim ben işte radyocularda, oyuncularda, sanatçılarda, takipçisi çok olan insanlarda böyle bir etkisi de var bunun. Bunu hani siz birebir yaşamıyor olabilirsiniz. Fakat bende çok sık oluyor bu. Ya yani bir fikir, bir konuyla ilgili, gündemdeki bir konuyla ilgili, siyasi bir mevzuyla ilgili fikrinizi beyan ettiğinizde karşı taraftan aynı tonda gelmiyor. O sıkıntı zaten. Aynı tonda gelse problem yok. İnanılmaz şeyler, hakaretler, hiç hani sizin karşınızda oturduğunda yüzünüzü gördüğünüzde az önce söyledi ya hoca, yüzünüze söyleyemeyeceği şey buradan yazabiliyor. Çok net. Şimdi mesela en çok konuşulan konu şu anda Türkiye'de Twitter'da şey, Ali Taran'la Ayşe Özyılmazer boşanıyormuş. O şimdi konuşuluyor mesela. Ve bizim yeni medyanın niye trending topic olamadığını anladınız değil mi? Evet, çünkü bir sırayı Ali Taran, bir sıra Ayşe Özyılmazer ayrıca işgal ediyor şu anda, ayrı ayrı. Aziz Yıldırım'la şey de var galiba. Ha, bir de kas davası var, o kastı biraz evet. Ve burada öyle şeyler yazıyorlar ki, yani hani karşı karşıya gelse Ali Taran'la onun yüzüne söyleyemeyeceği bir şeyi, işte beter olun inşallah, Allah sizin belanızı versin. İnşallah Demet bari bu yazı çıkarır falan diye böyle. Demet Akalın evlenmiş. İşte o en azından bu yazı çıkarsın diye yorumlar var. Böyle bir yer burası. Çok enteresan yani. Şey var. Bir soru daha sorayım size. Yavaş yavaş vakitte geliyor. Şimdi Nihat Sırdar'ın bir özelliği daha var. Özellikle sosyal medyadaki bir özelliği. Cloud dediğimiz sosyal medya etkinlik skoru diye bir skor var. Bilmiyorum siz takip ediyor musunuz? Hı hı. O skor sadece takipçi sayısına bakarak şey vermiyor. Mesela Cem Yılmaz'ın 2 milyon takipçisi var ama bir tane bile tweet atmıyor ya da atıyor, siliyor falan. Bunları şey yaparak sizin mesela bir network'te, bir sosyal medya network'ünde nereye kadar uzanabildiğinizi ve diyelim 120 bin takipçiniz var. O 120 bin takipçinin sizin için neler yapabileceğini ortaya koyan bir şey bu. Mesela hı, bu konuda 100 alan şey var. Justin Bieber var. Yani sabahleyin Serdar söyledi, Serdar Kuzuloğlu söyledi. Justin Bieber bugün mesela kendi kitlesine bugün okula kırmızı giyip gidin dediği zaman 14 milyondan 2 milyonu kırmızı giyip gider. Şimdi Nihat Sırdar'ın cloud skoru Türkiye'deki, ben bir ilk 100 yaptım. Oradaki ilk 5 arasında sizin skorunuz. İşte Okan Bayülgen, Cüneyt Özdemir var. Hilal Cebeci, Erol Köse var. Ondan sonra siz geliyorsunuz. Hilal'den sonra mı geliyorum, Erol'dan sonra mı geliyorum? Ara sıra yer değiştiriyorsunuz. Yok, Hilal Cebeci açık ara önde. O kadar yani açarsa 88, o kadar açık ara yani, olması. Öyle söyleyeyim. skor Hilal Cebeci ile hiç kendinizi karşılaştırmayın. Boş verin. Yok zaten. Aynı pozları ben versem etkinliği kaybedebilirim ben. Gitmeden aksine önce şunu sorayım. Kendi kitlenizle ilişkinizde sizin bence skorunuzun bu kadar yüksek olmanızdaki neden nedir sizce? Şimdi bence şu. Ben beni dinleyen kitlenin çok basit bir söylem olacak bu ama dinleyicilerin hep söylediği şey bu. Onun söylemek isteyip de söyleyemediği şeyi radyodan söylediğim için bu kadar fazla insanlar inanıyorlar ve dinliyorlar diye düşünüyorum ben. Şimdi ben şimdi bu dediğiniz skoru bilmiyordum açıkçası. Şimdi sizden öğrendim. Ama kendi etkinliğimle ilgili şöyle bir şey biliyorum. Ben bir akaryakıt eylemi yaptım. Bilmiyorum denk geldiniz mi hiç? Tabii. Bundan bir 6-7 ay kadar önce akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için her sabah 8'de 4'leri yaktırıyordum ben insanlara. Bunu da eğlenceli bir şekilde, eylemce diye yaptırıyordum bunu. Niye? Çünkü eylem sınıfına soktuğunuz zaman hemen gözaltına alınıyorsunuz, mahkemeye veriliyorsunuz. Ben bunları çok yaşadım. 74 dava açıldı benim hakkımda.
çok, yani hepsinden beraat ettim ama çok süründüm mahkemelerde. Bir kere köprüde zam, yani köprüye zam geldiğinde köprüde eylem çağrısı yapmıştım. O gün gözaltına alındım misal. Hani dolayısıyla ben yandan yöntemlerle bu eylemleri yapma gayreti içine girdim ve sabahları 8'de madem bu zamların önüne geçemiyoruz o zaman zevkini çıkaralım diye damat havası çalmaya başladım. Ve bu şekilde yani damat havası eşliğinde eğlenerek dörtlerimizi yakalım dedim. Ve ben bundan dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan uyarı aldım. Uyarının maddesi de şu, uyarıyı aldığım madde de şu, yayınların hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olması gerekliliği maddesinden ben uyarı aldım. Niye? Dörtleri yaktırıyorum diye. Bu yani hani neticede hani böyle şeylerle boğuşarak yayın yapıyoruz onu söylemeye çalışıyorum ama o eylemde özellikle İstanbul'da özellikle büyük kentlerde çok ciddi bir katılım oldu. Yani trafiğin çok yoğun olduğu yollarda inanılmaz bir katılım oldu. İnsanlar dörtlerini yaktılar, yolda durup halay çekenler oldu. Halay çekerken bana mesaj atıp trafik kamerasına bak tam onun altında halay çekiyoruz diyenler oldu. Ya böyle bir etkinlik gücü var, ben bunun farkındayım. Ve ben başından beri söylüyorum, 19 yıldır radyoculuk yapıyorum. Radyonun Türkiye'de gerçekten iyi kullanırsanız eğer çok etkili bir iletişim aracı olduğunu çok iyi biliyorum. Elimden geldiğince de iyi, faydalı ve doğru kullanmaya çalışıyorum. Kullanırken de sokaktaki insanın da arabada ya da metrobüste ya da başka yerde dinleyen insanın da söylemek istediğini söyleyerek yapmaya çalışıyorum. Zannediyorum bu yüzden insanlar benim dediklerimi ciddiye alıyorlar ve yapıyorlar. En son dün yaşadık bir Vatan Şaşmaz vakası mesela. Bu metrobüslerde bir Vatan Şaşmaz reklam filmi yayınlanıyor. Bilmiyorum haberiniz var mı ondan? Ben de onun üzerine radyoda bununla ilgili konuştum. Sonra gazeteciler Kadir Topbaş'a sordular. Kadir Topbaş film yayından kaldırılsın dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki Vatan Şaşmaz mağdur olmasın, Vatan Şaşmaz 500 T'ye binsin diye bir hashtag açtım. Twitter'da bu trend topik oldu bir anda. Vatan Şaşmaz çok kızdı, bana mesaj attı. İşte hep geyik falan diye böyle. Sonra adama dedim ki bu sizinle alakalı değil. Hani bu orada filmin yanıltıcı olmasıyla ilgili falan diye derdimi anlatmaya çalıştım ama işte oradan başlayarak misal o film kaldırıldı. Adam televizyona çıkıp açıklama yapmak zorunda kaldı. İETT Genel Müdüründen daha fazla metrobüsü savundu falan. Yani böyle şeyler oldu. Domine etkisi. Ama niye? Çünkü metrobüsü, şimdi ben de kullandım metrobüsü, kullanıyorum da zaman zaman. Ben orada insanların ne sıkıntı çektiğini bildiğim için bunu bilerek yayından anlatınca insanlar ilgi gösterdiler ve yazdılar. Ya ben bilmesem bunu, o metrobüs hakkında fikrim olmasa, insanların sabah akşam nasıl tıkın tıkış gittiğini, içinde nefes alamadığını bilmiyor olsam, zaten yazamam bunu, zaten bu konuyla ilgili bir fikrim olmaz, zaten insanlar yazdıklarımı ciddiye almaz. O yüzden ben herkesin yaşadığı, herkesin bildiği ve herkesin içinde olduğu sorunları anlatarak bu noktaya geldim diye düşünüyorum. Bir kısa soru alalım mı sizin son diğer katılımcıların da olur, ben hemen oraya zaten sözü bırakacağım. Evet. Tek bir soru alalım Nihat Sırdar'a. Ondan sonra diğer konuşmacılarımıza devam edeceğiz. Soru soracak olan varsa alalım. Yoksa Nihat Sırdar'ı süratle yayına alalım. Çok teşekkür ederim kendisine de. Var mı soru? Peki. Teşekkür ederim. Efendim? Şimdiki aklım olsa. Bu akşamın konusu o. Az önce belirledik hashtag o. Şimdiki aklım olsa. Bir 3 dakika içinde de ben yayında olacağım herhalde. Peki. Merhaba, Batur Sevi ben. Geldiğin için teşekkür ederim. Şunu mention etmek istiyorum aslında. Şu ana kadar konuştuklarınız, ben bir yurttaş gazetecisi olarak tanımına koyabiliyorum rahatlıkla. Citizen Journalism. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ya da bunu ilerleyip profesyonel bir mecraya dönüşme için çok planlarınız neler? Nihat'ın şeyi gitti. Yayın başladı. Şey yapalım. Hemen alalım cevabı. Yurttaş gazetecilik ne düşünüyorsunuz diye alalım. Hemen yolculuğa. Ya aslında benim bana gelen mesajlar bir yerde o aslında. Yani bu yurttaş gazeteciliği aslında. Tabii. Çünkü şimdi misal bir trafik kazası olduğunda ilk ben veriyorum bunun haberini. Çünkü kazayı gören direkt mesaj atıyor Twitter'dan ya da SMS yoluyla ya da mahallesindeki bir sorunla ilgili ya da elektrik faturasındaki yeni bir kalemle ilgili. Bu Vatan Şaşmaz mevzu ilk benim programımda konuşuldu mesela. İşte iki gün sonra gazetelerde yazıldı, ondan sonra genişledi, internette yer buldu falan. Dolayısıyla hani ben ona kesinlikle inanıyorum. Yurttaş gazeteciliği denen şeyin, yani ismini bu koyabilirsiniz, başka bir şey koyabilirsiniz. Ama gerçekten de benim programımda dönen şey bu. Bunu daha profesyonel bir mecraya taşıyabilir miyiz? Ya o çok uzun üzerine konuşmam gereken bir konu. Çünkü ben gazetede de yazdım.
Birazdan ben gittikten sonra Ahmet abi anlatacaktır. Yani şu andaki yeni medya düzeninin içinde benim gibi bir de muhalif bir ses olarak yer almanın çok zor olduğunu tahmin edersiniz. Ben birkaç gazetede yazdım. İşte ne bileyim Vatan'da yazıyordum. Oradan kovuldum. Oradan Takvim'e geçtim. TMSF'ye devroldu. Oradan kovuldum. Akşama geçtim. Ondan sonra yayından arıyorlar bu arada yayın başladı diye. Öyle şeyler yaşıyorum. Dolayısıyla onları profesyonel mecraya taşımak, diğer mecralara taşımak en azından biraz güç. Ben mümkün olduğunca ya da elimden geldiğince bunu radyoda yapmaya gayret ediyorum. En azından yapabildiğim yere kadar. Çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Sağ olun dinlediğiniz için. Müsaade istiyorum ben. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, şimdi biz diğer iki konuşmacımızla devam edelim. Yöntemi de şöyle yapalım. Şimdi ben kendilerine kısaca birer söz vereyim. Biraz hani konuşmak istediğimiz konuyu da anlatsınlar kendileri. Sonra da sizler girin devreye ve yavaş yavaş interaktif bir şey yapalım. Yani siz sorun, konuşmacılarımız cevaplasınlar. Şimdi isterseniz ben bir hemen ek sözlüğe döneyim. Olması da değil. Aslında bir sağdan bir soldan. Sizin daha eski 4. Kuvvet Medya ama ona geleceğiz. Sosyal medya denince bizim aklımıza Facebook, Twitter'dan başka bir şey gelmiyor çoğumuz için ama sosyal medyanın ilk temelleri Türkiye'de hatta dünyada da ekşi sözlük diye bir şeyle atıldı. Evet. Bir konseptle atıldı. İşte Sedat Kapanoğlu kurucusunun kendi kafasında bir otostopçunun Galaksi Rehberi adlı kitaptan esinlenerek yaptığı bir etkileşimli ortamdı. 1999 yılında başladı. İşte 2012'ye 13. senesine girdi. Ekşi geçen 13 yıl var. Bu ekşi geçen 13 yıl içinde de neler oldu? Nasıl bir ortamdı ve nereye dönüştü ve sosyal medya platformlarıyla ekşi sözlük arasında nasıl bir benzerlik var, nasıl bir ayrılık var? Emre Boztepe'den hem ekşi sözlük yazarı hem de ekşi sözlüğün kurumsal iletişim sorumlusu Emre Boztepe'den dinleyelim lütfen. Tamam. Ses geliyor mu burada? Geliyor. Tamam. Burada ışık yanmıyordu. Senin de söylediğin gibi 99'da yani klasik anlamda sosyal medyanın tanımlanmasından çok önce kurulan bir alan. Ve 99'dan bugüne kadar da belirli bir ivmeyle yükselerek büyüyor. Hani rakam olarak verirsek işte ayda 9 milyon ziyaretçiye ulaştı şu anda. Çok büyük bir rakam aslında. Tekst tabanlı bir site için. Benim oradaki yaklaşımım aslında bir sitenin ayakta kalabilmesi için kafamda kurduğum düzlemde etkileşim yaratabilmesi ve bir ihtiyaç yaratıp o ihtiyacı karşılayabilmesi üzerine. Yani Facebook üzerinde etkileşim yapabiliyorsunuz, mesajlaşabiliyorsunuz. Google üzerinden aradığınız bilgilere ulaşıyorsunuz. Bunların hepsi sözlükte var. İnsanlar sözlük üzerinden mesajlaşıyorlar yazarlar olarak. Dışarıdaki insanlar sözlüktekilerini okuyup başkalarına paylaşıyor. Hoşlandığı kıza belli bir entry gönderiyor, paylaşıyor. Orada Facebook sayfasında paylaşıyor. İhtiyaç yaratma konusuna gelirsek Türkiye'nin en önemli referans kaynaklarından biri dijital olarak. Belki Wikipedia'ya çok fazla içerik girmemesinin sebebi ekşi sözlüktür. Çünkü insanlar ekşi sözlüğe içerik giriyor ve oradaki içerikleri takip ediyorlar. Google aramalarında da zaten Google üzerinden geliyor trafiğin çoğu. Sözlüğe ulaşıp sözlük üzerinden araştırma yapıyorlar. Dolayısıyla bu iki ihtiyacı karşıladığı için sözlük değerini kaybetmeden yükseliş günümüze kadar geliyor. Yani şöyle örnek verirsek, yani bundan 5 sene önce Yonca diye bir siteden bahsediyorduk ama Facebook'un gelişiyle birlikte o özelliğini kaybetti. Şu anda yani kaç kişi Yonca'yı biliyor, kaç kişi giriyor bilmiyorum şu olarak trafikleri nedir ama sözlük o gücünü kaybetmedi. Hatta geliyordu arada, soruları geliyor. Hani Facebook çıktı, sözlük bitti mi? Twitter çıktı, insanlar Twitter'da sözlük bitti mi? Değil. Bu mecraların hepsi birbirinden besleniyor. Başka sözlükler ekşi sözlükten besleniyor. Başka sözlüklerdeki jargonlar girip ekşi sözlük içerisinde kendine yer buluyor. Sözlükteki tartışmalar Twitter'a taşınıyor. Sözlükteki tartışmalar konvansiyonel medyaya taşınıyor. Dolayısıyla birbirinden beslenen bir zincirin içinde ekşi sözlük de önemli bir yer kaplıyor Türk sosyal medyasında. Şimdi bu tarafta uzun yılların bir gazeteci yazarı var. Ahmet Tezcan. Şimdi Ahmet Tezcan'ın buraya çağırmamızın aslında iki tane nedeni var. Ben ilkiyle başlayayım. Ahmet Tezcan'ın kurduğu 4.kuvvetmedya.com sitesi aslında Türkiye'de hatta dünya örnekleri içinde de ilk medya eleştiri sitelerinden bir tanesi. Yani medyaya eleştirel bakan sitelerden bir tanesi. Hatta bu sitelerden bir tanesi siz kaç yılında kurmuştunuz siteyi? 1998. 1998 yılında kurulan, ya bir sene önce ya bir sene sonra kurulan Drudge Report adlı bir site
Bildiğiniz gibi, pardon 1996'da galiba, Monica Lewinsky skandalını çıkartarak Matt Drudge'ın sitesi Clinton dönemini bayağı bir sarsmıştı son şeylerinde, yıllarında. Dolayısıyla onun yaptığı şey de şuydu, medyanın yazamadığı şeyleri, geleneksel medyanın yazamadığı şeyleri kulislerde konuşulanları alıp şeye taşımaktı, yeni medyaya taşımaktı. Ve bunu tabii Matt Drudge böyle sizin tarzınızda bir eleştirel bir şey, bakışla yazmıyordu. Ama siz de genel olarak medyada yazılmayanları o bağlamda yazarak Dördüncü Kuvvet Medya'yı bir dönem şeye kadar, 2000'li yılların başına kadar oldukça bu medyada konuşulan bir site haline getirdiniz. Evet. Nasıl geçti bu deneyim? Yani bu da bir yeni medya aslında. Dördüncü Kuvvet Medya daha önce 1995 yılında televizyon programı olarak başladı. Televizyonda Kanal 7'de ilk defa medya eleştirisi yapan bir program olarak başladı. Ama süreç içerisinde bu programı yapamaz hale geldik. Hatta Kanal 7'de bir gece canlı yayında istifa etmek zorunda kaldım. Çünkü 4. Kuvvet Medya'nın bir ilkesel duruşu var. Medyanın etik meseleleri, teknik meseleleri değil de etik meseleleri üzerine yoğunlaşıyorduk. Dolayısıyla o duruşumuzu bozmamamız gerekiyordu. Programı başka kanallara taşıdık. 5-6 kanal dolaştık ama en son Flash TV'de sadece 2 hafta yapabildik programı. Daha sonra kaldırıldı. Yapamaz hale gelince mecburen içeriğini biraz da öfkeli bir tarzda internete taşımak zorunda kaldım. Böyle el yordamıyla 20 saat nasıl işte HTML sayfası hazırlanır onu da bilmiyorum. El yordamıyla yaptık ama mesela Mehmet Barlas Sabah gazetesinden atıldığında 4. Kuvvet Medya sitesinde yazı yazdı. Yeni bir gazetede işe başlayıncaya kadar. Fehmi Koru Zaman gazetesinden ayrıldığında yine aynı şekilde Cengiz Çandar o dönemde özellikle 28 Şubat süreci içerisinde yazamaz hale geldiğinde 4. Kuvvet Medya'nın o ilkel sayfalarında yazarak okuyucularıyla buluşmaya çalıştı. 4. Kuvvet Medya iletişim fakültelerinden bazılarında akademik puanlama sistemine dahil edildi. Bir duruşumuz var. Yani şu andaki medya sitelerinden çok farklı bir duruşu var. O yüzden de tık sayısı giderek azaldı tabii. O duruşta şudur, ilkelerden asla taviz vermiyoruz. Ve dedikoduya yer vermiyoruz. Medyanın temel kalıcı problemlerine çözümler arayabilecek, çözüm getirebilecek makaleler, yazılar, analizler, bunlarla ilgili yazılar daha ziyade yayınlanıyor. Şu anda mesela her gazetenin, her televizyonun genellikle bir okur temsilcisi, izleyici temsilcisi var ya, ombudsmanı var yani. Ombudsman kavramı ilk defa bizim 4. Kuvvet Medya programında dile getirdiğimiz ve daha sonra 4. Kuvvet Medya sitesinde uzun uzun işlediğimiz bir şeydi. Oradan başlayarak yaygınlaştı. Bugün artık oturdu. Yine medya okur yazarlığı kavramı 4. Kuvvet Medya programında, akabinde 4. Kuvvet Medya sitesinde ele aldığımız ve bugün Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doçent doktor Esra Arsan'ın ısrarla bu konuda yazdığı yazılar, tabii benim bir dönem teşebbüs miktarı da olsa Ankara'da resmi görevde bulunmamın da getirdiği bir şeyle bugün medya okur yazarlığı bir ders olarak konuldu. İstenildiği gibi değil ama yapıldı. Dolayısıyla buna benzer, hatta hala üzerinde ısrarla durduğumuz bir şey var. Kamusal nitelikli özel televizyon yayıncılığının yapılabilmesi için de ayrı bir gayretimiz, çalışmamız var. Yıllardır bunun üzerinde duruyoruz. İnternet sitelerindeki özellikle haber aşamaların, copy-paste olaylarının ilk başlangıcından itibaren biz çok karşısında olduk. Rahmetli Ufuk Güldemir'le çok birbirimize girdik. O Habertürk sitesini yaptığında çok yapıyordu bunu. Hatta o kadar yaygınlaştırmıştı ki Milliyet Gazetesi'nden bir haberi muhabiriyle birlikte
kopyalayıp genetik bilimcileri de atlatmıştı. Anadolu Ajansı ile kontak kurup internet üst kurulunda bunu dile getirerek Anadolu Ajansı'nın internet haber sitelerine özel bir paket yapmalarını sağladık. Dolayısıyla 4. Kuvvet Medya'nın hem bende hem de bence medyada ayrı bir yeri vardır. Ben 8 yıl kadar uzak kaldım 4. Kuvvet Medya'dan. Sağ olsun ICQ üzerinden tanışıp da 4. Kuvvet Medya'ya gelen ve benim şifresini emanet ettiğim Ertuğrul Acar yoğun bir şekilde götürdü tek başına. Şimdi yeni yeni ben yine müdahil olmaya başladım. Tık sayısı azdır. Page rengi yüksektir. Dediğim gibi akademik puanlama sistemine dahil edilmiş belki de tek internet sitesidir. Özellikle medya alanında. Bu bakımdan 4. Kuvvet Medya iyi bir şey yaptım dediğim şeylerin herhalde başında geliyor. Ahmet Tezcan'ı yani son Van depreminde başka bir olayla daha kamuoyunda bayağı şeye geldi, gündeme geldi. Bu Van depremi sırasında yapılan Evim Evindir Van kampanyası değil mi? Bu Van depreminin hemen arkasından işte bu yapılan belediyelerin, kamu kuruluşlarının, özel girişimlerin vasıtasıyla bir sürü kampanya yapıldı. Fakat Evim Evindir kampanyası hani maddi yardımın dışında aynı olarak da insanları kucaklama anlamında galiba farklı bir şey oldu, nosyonu oldu. Evet. Biraz bundan da söz edebilir misiniz? Çünkü bunu şundan soruyorum. Şimdi Van depremi sırasında bayağı bir nefret söylemi vardı sosyal medyada. İlk olur olmaz Van depremi. İşte o deprem bölgesinin hassasiyeti nedeniyle oralarda bir sürü böyle işte onlara şunu gönderelim, bunu gönderelim falan tarzında ciddi anlamda gönderenler de vardı. O dönemde işte hem bu maddi yardımların gelmesi hem de böyle bir hashtag üzerinden bir hareketin başlaması aslında bu nefret söylemini de biraz kıran bir yanı oldu bence. Yani. O bağlamda biraz değerlendirir misiniz? Yani nedir, sonuçları nedir? O tamamen, tamamen bir kişisel girişimdi. Yani bugüne kadar işte büyük felaketlerde SMS'le 5 lira göndermenin dışında çok fazla bir şey yapamadım ben kendi açımdan söyleyeyim. O büyük depremde İstanbul Gölcük eksenli olan büyük depremde biz evden bir çıktık. Bir yıl sonra kendi evimize dönebildik ama o süreç içerisinde hiçbir şey yapamadık. Bunun acısı var. Evde televizyon seyrederken Van'da deprem olduğunu gördüğümde, ilk görüntüleri gördüğümde aklıma ilk gelen önümüz kış, hatta kışa girmiş de durumdaydık. Bu insanlar ne yapacaklar? Çünkü 99 depreminde biz günlerce sokakta kaldık, dışarıda rahat bir şekilde diye Ağustos ayıydı çünkü. Ama oradaki insanlar ne yapacaklar? Derken yandaki dairedeki kiralık ilanı gözüme ilişti. Bu kiracı bekleyenler niye evlerini bu insanlara tahsis etmesinler diye düşündüm. Sonra dedim ki senin İstanbul'da ara sıra İstanbul'a geldiğin zaman kaldığın evin var. Boş durumda duran. İçinde birkaç parça eşya var sadece. Niye orayı tahsis etmiyorsun? Bunu bir niyet olarak ben evimi açacağım diye yazdım. Müthiş bir kabul gördü. Sağ olsun Erhan Çelik, Kanal 7 Anchorman'ı Erhan Çelik. O da destek verdi ve e-mail adresini açarak bu tür gönüllülere e-mail çağrısında bulundu. Ve birkaç saat içerisinde binlerce insan evlerini açacaklarını söylediler. En son Kalkınma Bakanı'ndan aldığım bilgi 200 binin üzerinde insan Van'dan uzaklaştı. Van'ın dışındaki yerlere yerleştirildi. Bunun 100 bin kadarı Evim Evindir Van kampanyası çerçevesinde evlerini açan insanların evlerine yerleştirildi. Bu çok önemli bir şey. İşte 150-200 yıllık yanlış politikalarla ve hem dışarıdan hem içeriden yapılan propagandalarla bir zihinlerimizde bir bölünmüşlük algısı yaratılmıştı. Bu sanal bir şeydi. Oluşturulmuş bir şeydi.
Ve Evim Evindir Van kampanyasıyla bunun gerçekliğinin olmadığı ortaya çıktı. Batı medyasının da özellikle üzerinde durduğu bu idi. Beni arayanlar, Erhan Çelik'i arayanların hemen hemen ilk sordukları soru bu Türkiye'nin doğusuyla batısını birleştirir mi diye. Onlara verdiğim cevap pek hoşlarına gitmediği için yayınlamadılar. Türkiye'nin doğusuyla batısı arasında böyle bir bölünmüşlük zaten yoktu. Benim bugün yaptığımı biz 1400 yıldır zaten yapa geliyorduk. İlk defa işte sosyal medyanın hız, erişim ve etkileşim alanındaki imkanları sayesinde bu kadar yaygın bir şekilde ortaya çıkabildi ve görünür hale gelebildi bu diye. Şimdi geri dönüşler başladı. Yavaş yavaş insanlar geri dönmeyecekler, dönmezler, gittikleri evleri berbat ederler diyorlardı. Ben 23 Nisan'da benim evimde kalan 11 kişilik ailenin 15 yaşındaki kızının hayattaki ilk doğum gününü kendi doğum günümle birleştirip kutlamak için 23 Nisan'da onlarla beraberdim. Ben evime bu kadar güzel bakmadım şimdiye kadar. Gerçekten benim oturduğum zamanlarda perişan haldeydi. Şimdi ev bayağı bir düzelmiş. Geri dönüş hazırlıkları yapıyorlar ama ben bahaneler uyduruyorum gitmesinler diye. Biraz daha kalabilsinler diye. Çünkü muhteşem bir duygu. Ben işsizdim o zaman da. Bir sürü derdim vardı. Onların dertleri benim derdime derman oldu. Hatta orada bir komşumuz, 13 yıllık komşumuz Altan ailesini onlarla kardeş aile yaptık. Okul, sağlık, nüfus işlemlerini beraber yaptılar. Beraber yemekler yediler. Hala da beraberler. Ergun da kendi derdini onlarla tedavi etti, unuttu. Dolayısıyla onların derdi bize ilaç oldu. Bizim derdimiz de onlara ilaç oldu. İşte az önce Kemal Hocam'ın söylediği o neydi hocam? İnsanın yüzünde başkasının yüzünde başlar diye. En önemli şey bu. Elbette bu yeni medya dediğimiz adı üstünde medya zaten. Araçlar demek. Yani yeni araçlar ama bu yeni araçlarla eski köye yeni adet gelmiş olmuyor. Çünkü bu araçları kullananlar insanlar ve insan kadim bir varlıktır. Asla eskimeyecek. Dolayısıyla her an yeni olan bir varlıktır. Bu varlık bunu nasıl kullanıyorsa, daha doğrusu kendini nasıl inşa edebilmişse o şekilde bunu kullanır. Çarpık çarpık inşa etmişse ki kendini inşa edebilen tek varlık insan yeryüzünde kendini nasıl inşa etmişse Twitter'da da, Facebook'ta da, sosyal ortamda da her yerde o şekilde kendini gösterecektir. Dolayısıyla en önemli şey Twitter'dan önce de özellikle çocuklar açısından söylüyorum. Kendi çocuklarımızı yetiştirirken onlara bir karakter oluşumuna imkan verecek şeyleri sağlamak. Çünkü karakter biricik olandır. Hiçbir karakter diğerine benzemez. Bir karakter bir fert olabilirse bu ferdin sürekli dinamik, canlı ve kalıcı olabilmesi için de bir tek şeye ihtiyaç olduğunu eskiler söylüyorlar. Pürüzsüz, tertemiz bir adalet anlayışı ile karar verebilmek yeteneği. İşte bunu çocuklarımıza aşılarsak bu yeni araçlar bizi hiçbir zaman korkutmaz ve biz o ortam içerisinde yüz binlerce, milyonlarca insan içerisinde o tweetler içerisinde dönen tekere bir çivi olabiliriz, zamanı durdurabiliriz ve çok şey yapabiliriz. Önemli olan budur diye düşünüyorum. Bir tek örnek vereceğim. İbn Arabi Endülüs'ten yola çıkar ve yürüyerek Anadolu'ya kadar gelir. İletişim ve ulaşım imkanlarını düşünün.
bugüne ulaşabilen 850 kitabı var. Bu yolculuklar, o imkansızlıklar içerisinde her biri böyle tuğla tuğla 850 kadar kitabı ulaşabilmiş, binin üzerinde olduğu söyleniyor. Ve şu anda dünyada, Amerika'da, İngiltere'de, Norveç'te, Japonya'da İbn Arabi ile ilgili enstitüler var. Yine bir tek örnek, Hallacı Mansur, adını duymuşsunuzdur Hallacı Mansur'un. Onun seyahatlerini düşünün, Uygur bölgesi, Maneyistlerin arasında, Brahmanların arasında, onların dillerini de öğrenerek yaptığı yolculuklar vardır. Bu insanın da bugüne ulaşan bir tek kitabı vardır. Normal harflerle dizdiğiniz zaman 50 sayfa bile bulmaz Kitab-ı Tevasin diye, ama bütün mistik düşünce sisteminin temelini o kitap oluşturur. Niçin? Karakter olduğu için. Fert olduğu için. Birey oldu, gerçek anlamda birey olduğu için ve kendisini inşa edebildiği için. Ne Twitter vardı, ne Facebook vardı, ne başka bir şey vardı, ne telefon vardı, ne SMS vardı. Ama Twitter'ı da, SMS'i de, Facebook'u da, hepsi de kendisiydi. Bir hedef belirlemişti. O hedef üzerinde kolları çapraz kesilip cesedi kül edilinceye kadar yakılacak olduğunu bilmesine rağmen o hedefinden şaşmadı, dönmedi. Dolayısıyla birazcık onlara yaklaşabilirsek, Kemal Hocam'ın burada şehamet tellallığının boşa çıktığını hepimiz görürüz inşallah. Şimdi bu dayanışma noktasından aslında bu Van depremiyle ilgili Ekşi Sözlük tarafında da bir takım kampanyalar yapıldı sanırım. Emre, sosyal medyanın gülen yüzü ya da sizler neler yaptınız? Ne düşündünüz? Bizim sözlük olarak yaptığımızda bir kampanya var ama asıl benim değinmek istediğim nokta tam o günlerde bir sözlük yazarı, kurmaca bir hikaye, bu gerçek değil. Ha, evet. Sonradan kurmaca oldu, tweet ortaya attı, çıktı. Bir Twitter'dan gördüğü bir şeyi gerçek kendi başından geçmiş gibi sözlükte paylaştı. Bir gün düşersen... Enkaz altındayım diye. Evet, yok, enkaz altındayım diye değil. Bir gün düşersen ben de senin elinden tutacağım kardeşim. Başlık buydu. Evet. Altında da gönderdiği kargodaki telefon numarası, adresi bulup o adrese mektup yazan Van'da bir çocuğun hikayesi gibi anlattı. Bu bir anda sözlükte popüler oldu. Ardından konvansiyonel medyaya yansıdı. Haber sitelerinde manşet oldu. Ana haberlere kadar çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ve sizin bahsettiğiniz o nefret söylemi ortamını bir anda ikinci plana etti. Evet. İşte evet, onlar da bizim kardeşimiz. İşte bak. Böyle biz de sıkıntı yaşadığımız zaman onlar da bizim yanımızda olacak deyip hani belki o heyulaya kapılacak ve negatif şeyler yazacak insanları da pozitif yönde çevirdi. Gerçek olmayan bir hikaye. Daha sonra çocuklar açıkladı zaten, hani medyadan onunla iletişime geçmek istediler. Yani bu benim başımdan geçen bir şey değil, kendim kurmaca yarattım diye. Ama sosyal medyanın etkisini göstermesi açısından çok güzel bir hikaye oldu. Tam Ahmet Bey'in yaptığı kampanyayla denk düşen bir şey olduğu için onu da belirtmek istedim. Sorular. Evet. Mithat, buyurun. Artık yeter. Ben Talmudizm Vakfı'ndan geliyorum. Aslında burada olmamın bir sebebi de sosyal medyadaki STK'ların rolü, sivil toplum örgütleri ne kadar kuvvetliydi, ne kadar direkt kullanıcıların sorularına cevap verebiliyor ya da ne kadar örgütlenebiliriz, biraz bunu araştırmak istiyorum. Onun için sizi bütün sabah 9'dan beri buradayım, bütün panelleri dinledim. Sizlerin bu konudaki görüşlerini çok merak ediyorum. Sivil toplumun bu yeni medyadaki yeri sizce nasıl ya da neler yapmalı, ne yönlere eğilmeliyiz, gönüllülerle mi ilerlemeliyiz, bunun için birimler oluşturmalı mıyız? Ve biz bu anlamda yaptığımız farkındalık anlamındaki çalışmalarımızı yeni medyaya nasıl taşıyabiliriz? Benden mi? Evet, biraz sizden bekliyorum bunu. Ben moderatördüm. Peki. Biz bu şeyi yazarken, bu organizasyon komitesi olarak bu yeni medya konferansının bildirisini yazarken kimler katılmalı diye bir soru sorduk. Ve o sorular içinde zaten sesini duyuramayan STK'lar ayrı bir başlık halinde vardı. Çünkü onlar için bu yeni medya, genelinde yeni medya,
her açısından, özelinde ise özellikle sosyal medya bulunmaz bir yer. Zaten şöyle, insanlar eğer siz projenizi, fikrinizi, idealinizi iyi empoze ettiğiniz zaman oradan işte dünyanın her yerinden her türlü insanın katılabildiği ve bunun adeta bir kar topu gibi büyüyebildiği bir şey yapıyoruz. Yani hani fiziksel STK değil de aslında artık sanal STK'lar da oluşmaya başladı. İşte Ahmet Tezcan'ın yaptığı hareket aslında bir sivil toplum hareketi. Yani hani illa K olması gerekmiyor, kuruluş olması gerekmiyor. Keza Ekşi Sözlük'teki hareketler yine şeyler. Bir sürü belediye, mesela ben Kadıköy'de oturuyorum. Van depremi sırasında çok ilginç bir şey yaşadım, deneyim yaşadım. Kadıköy Belediyesi'ne gittim ben. Bir çift ayakkabı aldım, gittim belediyeye vereceğim. Girdim içeriye. Hiç belediye görevlisi yok. Bütün gençler orada istila etmiş orayı. Adamlar vermişler yere. Tamamen orada bir fabrika gibi bir ortam kurmuşlar. Ve belediye memurları şeyde oturuyordu. Merdivenlerde oturuyordu. Hatta demişler ki onlara, siz oturun burada. Çünkü onlar çok dinamik ve bu işe adanmış bir şey oldukları için. Siz oturun burada, biz şey kuralım diyor. Bakın şöyle gelişti olay. 42 numara erkek ayakkabısı. Adam megafonla dedi ki 42 numara erkek ayakkabısı. Bir tane adam elini kaldırdı oradan. Gittim ben oraya. Bir tane bana şey gösterdi, bir erkek, işte orta boylu bir erkeğin herhalde, onun için bir paket yapmışlar. O mukavva kutuda ayakkabıyı koydular, 42 numara ayakkabı, siyah ayakkabı yazdı. O paket şey yapıldı, adam yine elini kaldırdı. Oradan bir çocuk geldi, aldı götürdü, şeye koydu onu. Bir arabaya, kapalı işte kamyonete koydu onu. Ve ondan sonra bütün o mukavvalar şeyler dolunca, kargolar dolunca o kamyon hareket etti. Resmen fabrika gibi işliyor ve şöyle söyleyeyim size, Van depremi yanılmıyorsam 27 Aralık'ta oldu değil mi? Yok. 27 Aralık'ta. Bilmem. Neyse. Pazar günü olduğunu hatırlıyorum ben. Salı günüydü bu. Yani salı günü orada bir fabrika nizamı kurulmuştu. Dolayısıyla eğer şey iyi tanımlanırsa, nosyon, sorumluluk iyi tanımlanırsa, özellikle bu şey olaylarda, özellikle halkın çok yüksek duyarlılığının arttığı zamanlarda hem bu dayanışmayı arttırıyor, toplum içi dayanışmayı arttıran bir çimento unsuru, hem de sivil toplum hareketlerinin işte çeşitmesi. AKUT'u biz nerede öğrendik? Depremde öğrendik yine değil mi? Şimdi AKUT hepimizin beyninin bir kenarında bir sivil toplum kuruluşu olarak var. Dolayısıyla hem bunlar konjonktüre yardım ediyor, yani o işte bir şekilde biz her şeyden de bir ders alıyoruz, buradan daha da ilerliyoruz. Bence yani bir de sivil toplumu sadece bu olağanüstü olaylarda da görmemek lazım. İşte sivil toplum demokrasi anlamında sesini duyurma açısından bir takım hükümet olsun, muhalefet olsun, işte kamu olsun, özel şirketler olsun, sosyal sorumluluk olsun, bu alanlarda kamunun adeta vicdanı olarak çalışıyor zaten. Dolayısıyla bu vicdan duygusunu yaymak için en iyi ortam yeni medya zaten. Burada bir müdahalede bulunayım. Mesajın dozajını da iyi ayarlamak gerekiyor. Evet. Çünkü örneğin Mithat Bereket'in 2000 yılında anlattığı bir hikaye vardı. Bir yaşlı kadın kan ihtiyacı var ve onunla ilgili bir mail zinciri başlatılıyor. Binlerce donör bulunuyor. Bu bundan 10-12 yıl önce olmuş bir olay. Oktay Babuna değil. Yok değil. Geçtiğimiz aylarda televizyon programlarına kadar çıkan, artık Twitter'da trending topic olan bir çocuk vardı. Onun için 1000 tane donör bulundu ilik nakli için. Hani sosyal medya kullanıcısı çok çabuk sıkılan ve duyarsızlaşan, evet, bir kitle aslında. Onlara mesajı çok fazla verirseniz bir süre sonra görmezden geliyorlar onu. Dolayısıyla biz şeyde de yaşadık. Van depreminde biz de bir yardım kampanyası başlattık ve Sözcü'nün en görünür noktasında yaklaşık bir ay boyunca bu kampanyanın duyurusunu yaptık. Şimdi rakam vermek istemiyorum ama 9 milyon kişinin girdiği bir sitede ve çok da kolay bir sistem kurmuştuk. Çok az yardım gitti. 3-4 ay sonra yapmıştık çünkü kampanyayı. O ilk sıcaklık yoktu. Dolayısıyla o mesajın dozunu iyi ayarlanmazsa geri dönüşü hayal kırıklığı yaratabiliyor bazen. Bir de burada belki markalara bir şey söylemek lazım. Bu Onur Air diye bir olay oldu o şey zamanında, deprem zamanında. İşte şey, biraz o dozajı ayarlayamamaktan kaynaklanan bir sosyal medya skandalına imza atıldı orada. İşte Van depremi sırasında işte bu havayolu şirketinin Facebook sayfasının
like'ı üzerinden bir yardım kampanyası başlatıldı, like oranı üzerinden ve bu sosyal medyada ciddi anlamda yayıldı, negatif tepkilerle yayıldı ve bunun üzerine de firmanın yetersiz diyeyim kurumsal iletişimi ciddi bir şey skandalına imza attı. Sonra da dekontu koydu. Aynı zamanda evet. Şey için de geçerliydi bu, Türk Hava Yolları için de geçerliydi. Öyle mi? Tabii Türk Hava Yolları özellikle transferler konusunda sadece AFAD'ın kendilerine gönderdiği listeyi dikkate alıyor ama çok acil şeyler var. Mesela benim evime ikinci depremde gelecek olan bir anne ve üç tane çocuk, en büyüğü 4 yaşında, 2 gün dışarıda kalmışlar ve çocuklar zatürre olma tehlikesiyle karşı karşıya, onları uçakla acil getirmek ihtiyacı hasıl oldu. Türk Hava Yolları'na başvurduk. Ama yok, asla ne fiyat indiriyorlar ne bir şey yapıyorlar. Ve bununla ilgili olarak Twitter üzerinden işte biraz baskı yapalım dediğimizde, şu anda aramızda olan Beyhan Demirci'ye, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın Twitter üzerinden bir hakareti söz konusu oldu. İşte bekara koca boşamak kolay gibi. Buna tepki olarak biz bırakalım Türk Hava Yolları'nı, biz bir ulaşım zinciri oluşturalım dedik. Van'dan bir can kurtar diye. Ben o sırada Ankara'da abimin ameliyatıyla uğraşıyorum. Onun yanındayım ama iPhone üzerinden bu işleri yapıyoruz. Cengiz Koyuncu isminde sabah internet sitesinde yazan bir arkadaşıma bu işi sen organize et dedim. Hemen Şişli Belediyesi'nden 7 otobüs, 2-3 kamyon, 2 otobüs de şeyden, Pendik Belediyesi'nden ayarladı. Bunlara kadın bağı, çocuk bezi ve battaniye yüklendi. Erciş üzerinden bunlar dağıtıla dağıtıla Van'a gitti. Başbakanın ikinci kez Van'a gidişinde gerçeği çıplak bir şekilde kendi gözleriyle görüp boşaltın bu şehri talimatından hemen sonra ilk tahliye edilenler bizim gönderdiğimiz 9 otobüsle tahliye edildi. Çünkü diğer çevre illerden otobüs gelmesi zaman alıyordu. Bizim otobüslerle tahliye edildi. Bu arada minnetle ben almak istiyorum. Okan Bayülgen bir hafta boyunca Evim Evindir Van'ı programda işledi. Yetinmedi. Bir web sayfası oluşturdu. Orada bir form koydu. Evini açmak isteyen gönüllülerle ilgili olarak kendi ekibini 7/24 AFAD gibi çalıştırdı. 81 ilde evini açmak isteyen gönüllülerin 81 ayrı dosyasını hazırladı ve bunları bana gönderdi. 81 ilin valiliklerine de göndermişti. Başbakanın talimatından hemen sonra beni aradılar, Gülşen Orhan Van Milletvekili. Elinizde gönüllü listesi varsa bize gönderin diye. Okan Bayülgen'in bana gönderdiği 81 ile ait klasörü ben onlara gönderdim e-maille. Ve ilk yerleştirilenler de Okan Bayülgen'in bu listelediği evlere yerleştirildi. Dolayısıyla şimdi şuna da karşıyım. Her şeyi devlet yapsın ya da her şeyi kurumlar yapsın anlayışında değiliz. Halkın talep ve ihtiyacı devletin imkanlarını her zaman aşar. Gelişme için bu elzemdir de, gereklidir de. Yani bundan ne aşağılık kompleksi duymak gerekir ne de buna karşı bir öfke geliştirmek gerekir ama burada sosyal medyada gerçekten Twitter'da olanlar tabii ki o hassasiyetlerini ikaz noktasında bence çok önemli bir şekilde yerine getirdiler. Twitter'daki takipçilerin hepsi zaten orada sivil toplum kuruluşu haline gelmişlerdi. Dolayısıyla ayrı bir kurumsallaşmaya gerek kalmadan, diğer kurumların önünü açacak, onlara yardımcı olacak bir şekilde kendi aralarında birbirlerini ikaz da ederek, birbirlerine yol da açarak bu hizmeti gerçekleştirdiler. STK'lar biraz kendilerini duyuramıyorlarsa kurumsallaşma
ve o kurumların yönetim kadrolarında yer alma biçimlerinin çok fazla geleneksel olmasından kaynaklandığını ve bunun da bir güvensizlik yarattığını söyleyebilirim. Yani dernekçilikte de böyledir, vakıfçılıkta da böyledir. Aynen siyasi partiler gibi politika yapılır oralarda, yönetim kadrolarında. Dolayısıyla kendilerini yeni baştan dizayn etmeleri, anlayışlarını değiştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Moderatörlüğü ben alayım, sen katılımcı oldun çünkü. Evet. Evet, sorular. Bir sorudan sonra. Merhaba. Benim sorum öncelikle Ahmet Bey'e. Verdiği örnekler çok güzel. Van kısmında çok güzel. Veya daha öncesinde yaptığı, evine aldığı kişiler, misafir ettiği kişilerle çok ilgimi çekti açıkçası. Ama sormak istediğim, pardon, limitlerle ilgili. Yani sosyal medyanın ben limitleri olduğuna inanıyorum ve kendisinin ne şekilde limitler olduğunu gördüğünü sormak istiyorum. Yani kanallardan atılmak olsun veya biraz önce Nihat Bey çıkmadan önce söylediği, akaryakıt için bir eylem yapmaya kalkıyoruz mesela. Ama bu eylemin bir sonucu olmuyor. Yine kendisi söyledi, TRT payı diye bir bölümümüz vardı bizim. Bunun hakkında çok fazla konuşuldu ama hiçbir yere vardığını görmüyorum. Yani hakkında konuşulan, sosyal medyanın çok fazla kullanıldığı ama hiçbir yere varmayan şeyler var. Bunlar limitlere mi takılıyor? Takılıyorsa bu limitler neler? Yani o biraz ülkedeki politik atmosferle ilgili. Bir de bakış açısıyla ilgili. TRT'de yayınlandı biliyorsunuz. Leyla ile Mecnun dizisi içerisinde TRT'ye elektrikten kesilen katkı paylarının en ağır eleştirisi orada yapıldı. Yani bu kadar yere vuran bir şey yapılmamıştı şimdiye kadar. Ve TRT yönetimi de sansürden her şey geçer orada. Başbakanın konuşmaları bile mutlaka denetimden geçer. Ses çıkarmadılar ve bunu yayınladılar. Bir müddet sonra yani orada yaptığınız her eylemin mutlaka anında cevap bulması gibi bir şey söz konusu değil. Zaten eylemler genellikle dikkat çekmek için, bir probleme dikkat çekmek için yapılır. O problemler hemen ertesi gün halledilsin diye değil. Bu bir süreçtir. Devlet çarkı da biraz ağır işleyen süreçtir. Konjonktüre de bağlı bir şey. Dolayısıyla bunlar yapılacak, bu ikazlar yapılacak, bu eylemler yapılacak. Devlet adamları da kendilerini biraz daha bu sosyal medyadaki isteklere, taleplere bakış açılarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Değiştiriyorlardı zaten. Benim başka bir örnek olarak söyleyeyim. Mesela depremden sonra verilen bir telefonda vergi var. Bunun üzerine de çok konuşuldu ve bayağı çok konuşuldu. Yani bana göre limitten kastım sansür değildi açıkçası. Limit bu. Yani sosyal medyanın doğruyu söylediği noktada veya herkesin doğruyu söylediği noktada artık bir limiti aşması gerekiyor ve doğruya ulaşmak için insanların bu platformu kullanması gerekiyor. Ama bu platform yeteri kuvvette değil diyorum. Yani sizin söylemek istediğiniz bu sadece zaman alacak mıdır? Yoksa hakikaten bazı limitler var ve hiçbir şekilde bunları aşamayacağız. Yani aşılamayacak şey yok. Doğru anladıysam şayet. Başta da dediğim gibi şu anda Twitter'ı kullanıyoruz ama daha doğrusu Twitter kullanmak ya da Facebook'u kullanmaktan ziyade tüketiyoruz. Yani çok yeniyiz. Ancak bir takım şeyler olduğunda, böyle sosyal afetler olduğunda, yaralar aldığımızda işte bir araya gelip de bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyoruz. Onun dışında tüketiyoruz. Tüketirken aynen Kemal Hocam'ın anlattığı hususlara da birebir çoğuna neredeyse katılmakla beraber onu tüketirken kendimizi de tüketiyoruz. Şu anda bir kullanım henüz
tam olarak yerine oturabilmiş değil. Yani sosyal medya alanında. Ama işte bu afetle birlikte bunun çok güzel örnekleri verildi. Bu yaygınlaşacaktır, kalıcı olacaktır. Onun arkasından pek çok şey geliştirildi. Hala işte bugün işte kan meselesi dışında bugün retweet yaptım. Bir anne engelli çocuğu evlat edinme ile ilgili bir sayfa oluşturmuş. O şeyi internetten duyurmaya çalışıyor. Twitter'dan duyurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar birer, ikişer, üçer giderek yaygınlaşacak. O biraz toplumun bilinç düzeyinde yükselmesi, işte en başta söylediğim biz ne kadar biziz, ben ne kadar fert olabiliyorum, karakter olabiliyorumla alakalı bir şey. Son bir soru daha alalım. Var mı soru? Buyurun. Ben de canlı yayını birazdan bitecek. Şey mesaj vermek isteyene 70 milyona veriyoruz. Biraz cevabını bildiğimi düşündüğüm bir soru soracağım aslında. Kitlesel yönlendirme ile ilgili. Sadece bir takım medya araçları değil, bir takım siyasi yapılanmalar ve dünyadaki oluşumlar da var bununla ilgili. İşte Bilderberg, Rockefeller vesaire. Siz bireysel olarak baktığınızda ipleri başkalarının elinde olan kuklalar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Yoksa kelebek etkisi ne hala inanıyor ve içinizde o etki, bireyin etki yaratma gücünün olduğuna inanıyor musunuz? Ve o sonucu aslında kendinizce nasıl vardığınızın cevabını almak istiyorum ben. Yani tahmin ediyorum daha aktivist kişiler olduğunuz için. Bana mı soruyorsunuz? Ne soruyorsunuz? Soru ortaya. Yani irade ile aslında kendi kaderimizi mi, hayattaki ilerleyişi tamam, yönlendirebiliyor muyuz? Kime soruyorsunuz soruyu? Kime soruyorum pardon, herkese aslında. Allah. İsmail Bey de dahil olmak üzere. Ben hemen söyleyeyim. Hür insan nedir? Hür insan her şeyi yapabilen insan mıdır? Ben şuna inanıyorum. Hür insan kendini sınırlayabilen insandır. Kendinizi ne kadar rahat sınırlayabiliyorsanız o kadar hürsünüzdür. İnsan dediğimiz varlığın ipleri asla başkasının elinde olamaz zaten. Şimdi eski tabirler var. İnsan kelimesi de Türkçe olmadığı için özellikle bu kelime üzerinden yola çıkmak istiyorum. Bir beşer kavramı var, bir insan kavramı var. Beşer şudur, işte yürüyen, insan yani şu andaki görüntümüze benzeyen insansı yaratıklar. Yani kendi iç dünyasını, kendi iç inşasını tamamlamamış olana beşer deniliyor. O yüzden eskiler beşer şaşar demişler. İnsan şaşmaz ama. Eğer insan olabildi ise şayet beşer aşamasından bir öteki aşamaya geçebilmiş ise, dolayısıyla insan dediğimiz varlığın ipleri asla başkasının elinde olmaz. Ancak kendi elinde olur. Dolayısıyla bu da o insanın kendini nasıl ve ne kadar sınırlayabildiğiyle alakalıdır. Diyorum, sözü hemen Emre Bey'e bırakıyorum. Tamam, siz de cevap verin. Madem ki öyle, hatta... Ben daha minimal bir cevap vereyim o zaman. Hani ekşi sözlükle ilgili yıllardır gelen eleştiriler var bu yönde. İşte içinde bir takım editörler var, onlar yönlendiriyor, şey yapıyor. Sürekli gelir gazetecilerden de, dışarıdan da. Tamamen yazarlarının kendi inisiyatifiyle yazdıkları ve oluşturdukları bir gündem var. Ama özellikle Türkiye'de sosyal medya kullanıcısı olarak hepsi yine konvansiyonel medyadan yönlendiriyor. Yani bireysel olarak bir içerik üretmiyorlar çok fazla yani gündeme dair. Yani şöyle bir olay hatırlıyorum. Benim yaptığım bir asparagas haber vardı. Tarım Bakanlığı Farmville'i yasakladı diye.
Bu daha sonra Farmville uygulaması. Bu konvansiyonel medyaya taşındı. Gazetelerin ana sayfalarına çıktı. Oradan tekrar alarak sözlük yazarları ve Twitter kullanıcıları vesaire onun üzerinde tartışma yarattılar. Aslında sosyal medya kullanıcısının yarattığı bir içerik ama yine konvansiyonel medya üzerinden tartışılıyor. Çünkü burada yine bir hala şey var, güven onaylatma içgüdüsü var. Dolayısıyla eğer konvansiyonel medyayı biri yönlendiriyorsa sosyal medya kullanıcılarını da birileri yönlendiriyordur yine son noktada. Buyurun Sayın Katılımcı. Ben şey diyeyim, eğitim şart diyeyim. saat 7'yi geçince başka şey gelmiyor aklıma. Yani bilinç gerekiyor. Ben hep şey diyorum, panellerin sonlarında yeni medya etiği diyorum ben. Peki, teşekkürler. Hadi son bir soru, tamam. Sabahtan beri buradayız. İnsanlar işini gücünü derslerini bırakıp geldiler. Sosyal medya hayatımızda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de öngörülenden çok hızlı büyüdü, gelişti. Siyasal iktidarları deviriyor, toplumda birçok derde çare oluyor ama bunun içerisinde yaşanılan sorunlar da var. Tam benim soracağım soru konusunda Emre Bey bir giriş yaptı aslında. Sosyal medyada yaşanan manipülasyonlar, uyduruk hikayeler ve insanların, kitlelerin, milyonlarca kullanıcının hiçbir akıl süzgecinden geçirmeden bu haberlerin peşine takılmaları. Biraz önce Van depremi örneğindeki ki yararlı bir girişim olmuş, o bir gün ben de düşersen yardım edebilirim. Örneğin kurgu bir olay, gerçek gibi algılanabiliyor ve bunun gibi bir sürü örnek var. En son bir iletişim fakültesinde tez çalışması yapan bir arkadaş bu Eurovision'a katılacak Bonomo ile ilgili gene asparagas bir haber yaptı hatırlarsanız. Ve bunu işin ilginç yanı hem konvansiyonel medya, basılı gazeteler hem de ciddi haber siteleri de bunu kullanıyorlar. Bu nasıl bir olgudur? Yani milyon trend topping olan bazı hashtaglere bakıyoruz. Ertesi gün gerçek dışı olduğu ortaya çıkıyor. Ve interneti kullanan insanların eğitim düzeyi de yüksek. Böyle olmasına rağmen insanlar nasıl bu kadar akıl süzgecinden geçirmeyip birilerinin peşine takılıp gidiyorlar? Ahmet Bey'e gene basınla ilgili bir olay ve gene İsmail Hocam'a bir sonraki panel konusu olabilir. İnternet gazeteciliği olarak da bir başlık ve oturum açarsanız. Çok ziyaret ettiği söylenen konvansiyonel basından internet basınına geçen büyük gazetelerin siteleri çok ziyaret ediliyor falan diyor ama internette hızlı ve özgün haberi üreten siteler bunlar değil. Gerçek anlamda habercilik yapan yani internet gazeteciliği başka bir şey, konvansiyonelden dijitale atlamaya çalışan basın çok daha farklı bir şey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında soru değil, bir saptama daha çok ama evet, anlayacağım. Yani. Zaten cevaplar da sorunun içindeydi. Dolayısıyla bize çok fazla şey bırakmadınız. Teşekkür ederiz. Şu anda internet haberciliğiyle dediğimiz olması gereken düzeyde değil. Ben merdiven altı gazeteciliği diyorum şu anda internet haberciliğine. Çünkü konvansiyonel medyadaki bütün sakatlıkları taşıyarak o yani teknolojinin farklı olması özü değiştirmiyor. Eğer öz eksikse o hep eksik olarak kalıyor. Şimdi nedir? Gazeteciliğin temel ilkeleri var. İşte basın konseyinin basın meslek ilkeleri diye çıkardığı, gazeteciler cemiyetinin kendisinin bile uymadığı Türkiye Gazeteci Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi orada her şey yazıyor. Siz gazeteciliği hangi ortamda yazarsanız yaparsanız yapın. İşte internette yapın, kumsalda kumların üstüne yazın ya da lazer teknolojisiyle gökyüzüne yazın haberlerinizi. Bu temel kodlar değişmez. Bunlara uymuyorsanız internetten şikayet etmenin, Twitter'dan başka şeyden şikayet etmenin alemi yok. İnsanın kendisinden şikayet etmesi gerekiyor. Çok sağ olun. Sabahtan beri bizler olanlar için bravo. Yeni katılanlar varsa iyi akşamlar. Yine bekleriz. Konferanslar tabii Murat hocamızın ve Deniz hocamızın da söylediği gibi
artık şey bir hal alacak, düzenli bir hal alacak inşallah ve önümüzdeki sene belki de daha bu söylediğimiz başlıkların her birini ayrı birer panel ya da etkinlik konusu haline getirip devam edebiliriz. Evet. İşte bir başlangıç olsun dedik ama. Bir başlangıç yani, bir tat olsun bu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun.